Başkanı ve yine Bursa Milletvekillerimizden Refik Özden aramızda. Bakalım bu gecenin hakkında neler söyleyecek? Ülkemize değer katan Rumelilerin gecesindeyiz. Evet, öncelikle Rumeli Siyat'a teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizleri bir araya getirdiği için nezih bir toplulukla bir aradayız. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemize değer katan Rumeli başarılı iş insanlarına ödül gecesindeyiz. Tabii Rumeli insanı çalışkandır. Rumeli insanı üretkendir. Rumeli insanı ülkesine, bayrağına bağlıdır. Ve ülkesi adına üretmeyi en büyük görev bilir. Bu anlamda da bu açıdan önemli bir gece. Tabii bunun 11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında yapılıyor olması ayrıca bir anlamda. O yüzden ben emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Tabii büyüyen bir Türkiye var ve bizler de özellikle toplumumuzun her kesimiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iletişim halindeyiz. Sanayicilerimizle birlikteyiz, esnafımızla birlikteyiz, çalışan kesimimizle birlikteyiz. Ve onların sorunları, beklentileri noktasında da geride bıraktığımız süreçte çözüm üreten tarafta olduk. Ve inşallah bundan sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Tabi Rumeli olarak 1958'de Kosova'dan göç eden bir ailenin evladı olarak bu gece burada bulunmaktan ayrıca onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi siyaseten sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanlığı görevimiz var. Rumeli coğrafyasıyla her yönlü ilişkimizi güçlü tutmaya gayret gösteriyoruz. Siyasi, kültürel ama bir de ekonomik anlamda güçlü tutma noktasında da siyaseten üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ve o anlamda da sanayicilerimizi Rumeli'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çünkü orada uygun bir ortam var. Hem insan kaynağı anlamında hem de ilişkiler anlamında. Bunu pozitif ticari anlamda ilişkilere çevirme noktasında hepimize görevler düşüyor. İnşallah bu ekonomik ilişkileri de daha da arttırarak bu bağları güçlendirmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın yanımızda. Bu akşam Rumelilerin ülkeye katkı sunan, hatta Bursa'ya çok fazla katkı sunan isimlerin ödül aldığı gecesindeyiz. Neler söylersiniz? Gerçekten çok anlamlı bir günde bu ödül töreni düzenlemiş Rumeli Siyat. Öncelikle başkanlığa ve düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Buradan bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İyi ki onlar bizlerim adımıza hepimizin adına bu mücadeleyi vermişler ki biz bugün burada bu etkinlikleri, bu törenleri ve bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamayı becerebiliyoruz. O yüzden hem Rumeli Siyat'ı hem de Saadettin Efesi'nden Canip Efesi'ne bütün şehitlerimize, gazilerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanındayız. Bu akşam ülkemize ve Bursa'ya katkıda bulunan, sizin de göçmeni olduğunuz Balkanlardaki iş adamlarının hem kendi yörelerine, sadece Bursa'ya değil kendi ülkelerine, kendi memleketlerine de yatırım yapıyorlar. Aynı zamanda da ülkemize, Bursa'mıza çok büyük katkılar oluyor. Neler söyleriz? Öncelikle bütün hemşerilerimize selam ve sevgiler iletiyorum. Tabii bugünün önemi hem Rumeli Siyat'ın hem hemşerilerimize, kentimize ve ülkemize yapmış olduğu katkının karşılığında bir ödüllendirmeler var. Ama onun yanında da bugün Bursa'nın kurtuluşunun 102. yılı. Böyle üst üste gelmiş, ne kadar da güzel olmuş. Çünkü hemşerilerimizin birçoğu gerçekten Bursa'yı mesken olarak tutmuşlar ve Bursa'da ikamet ediyorlar. Bursa'da iş insanı, sanayici, zanaatkar vesaire. Hem Bursa'nın sosyal, kültürel ve yine ekonomik yaşamına katkı sağlıyorlar. Hem de ticaret yaşamının yanında sosyal yaşamına da katkı sağlıyorlar. Gerçekten Rumeli insanının göç geldiğinden itibaren bu kentte ve gittiği kentlerde sosyal yaşamı da renklendirdiğini, değiştirdiğini, katkılarıyla daha
ileriye taşıdıklarını görüyoruz. Onun için ben burada tüm hemşehrilerimi yürekten kutluyorum. Tabii ki kültürler korunması için var. Hepimiz kültürümüzü korumamız gerekiyor. Yine Rumeli'den gelen o güzel insanlar da kültürlerini burada muhafaza ediyorlar. Gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Aynı zamanda diğer kültürlerle de barışık biçimde yaşıyorlar. Onun için de çok değerli. Ben bütün kardeşlerimize, Rumeli insanına buradan huzurlarınıza selam olsun diyorum. İyi ki varlar. Bir Rumelili olarak söylüyorum bunu. Çok teşekkür ederim. Aslında çok önemli bir noktası da doğdukları toprakları da unutmuyorlar. Evet. Birçok Rumelili iş insanı doğduğu topraklarda mutlaka yatırımları var ve yapmaya da devam ediyorlar. Aynı zamanda daha önce dedeleri de gelmiş olsa ya da babaları da gelmiş olsa ya da kendileri de çocukken gelmiş olsalar dahi oraları bırakmıyorlar. Yani oraları bırakmıyorlar. Oraları mutlaka ziyaret ediyorlar. Yatırımsa yatırım yapıyorlar. Oralarda ilişkilerini sürekli olarak diri tutuyorlar. Onun için de kutluyorum hemşerilerimi. Teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Rumeli Seyahat Başkanımız Zarif Alp yanımızda. Bugün önemli bir geceleri var. Hem doğdukları topraklara hem Bursa'ya hiçbir zaman yatırımlarını, ticaretlerini, kültürlerini, geleneklerini eksik etmeden devam ettiren isimler efendim. Gecesindeyiz, ödül gecesindeyiz. Neler söylersiniz? Tabii bizim için kıvanç duyduğumuz bir gece ve bu gece bütün dostlarımızı burada görmekle büyük mutluluk yaşıyoruz. Özellikle bizim camiamızın çok başarılı isimleri hem Balkanlarda büyük yatırımlar, bütün de, büyük destekler yapmış, hem de Türkiye'deki gelişimini ve şehrin gelişimini büyük katkı sağlamış insanlardan oluşan bir topluluğuz bu akşam. Gerçekten kıvanç duyduğumuz bir gece. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan tutun da Sayın Muharrem Yılmaz'a kadar bu ülkenin gururları, bu ülkenin en güçlü ve en fazla katma değer sağlayan insanların bir arada olduğu bir gece yaşıyoruz. Dostlarımızı, derneklerimizi, belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi bu akşam burada ağırlamaktan mutluyuz. Tabii ki biz Rumeli Siyat olarak geriye baktığımızda benim 4 yıl bir geçmişim var başkanlık anlamında. Geriye baktığımızda çok değerli şeyler, çok katma değer yarattığımızı görüyorum. Bu da tabii bizim bir mutluluk kaynağımız oluyor. Gelecek nesillere her şeyini en iyisini yapmak için biz göçmen olarak, Balkan göçmeni olarak elimizden geldiği her şeyi yapıyoruz. Ama şu da bir gerçek ki biz dedelerimiz, babalarımız düne kadar bu ülkede alın teriyle, işçilikle belli bir yere gelmeye çalıştı. Ama bugün artık bizler belli bir yerlerin sorumluluğunu taşıyan, ülkenin ve şehrin gelişimini, yörenin gelişimini sağlayan kişiler olmaya başladık. Tabii bu da Balkan göçmeni insanların ne kadar bu ülke için kıymetli olduğunun bir göstergesi. Mutluyuz bu akşam. Çok güzel dostlarımızla beraberiz. Her şeye çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ama Rumeli Siyat bunlara layık. Gerçekten Rumeli Siyat bir sivil toplum örgütü olarak inanılmaz şeyler yaptı, yapmaya da devam edecek. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu mutluluğunuza ortak olmaya çalışıyoruz bu akşam. Çok teşekkürler. Biz de sizlerle birlikte. Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldin diyorum. Prvo želim dobrodošlicu vama. Hvala. Teşekkürler. Biz Balkan göçmenlerini hem doğdukları topraklara hem Bursa'ya katkı sağlayan, ülkemize de Türkiye'ye de çok büyük katkılar sağlayan, kendi memleketlerinde de faydası olan bir toplumlar olarak, insanlar olarak görüyoruz. Bu anlamda yadırganamaz bir yerleri var. Bu anlamda bu gece de çok özel bir gece. Bir de Bursa'nın kurtuluşuna denk geldi. Neler söyler? Sigurno ste upoznati da je Bursa grad balkanskih zemalja, znači većina stanovnika su porijeklom iz balkanskih zemalja, tako da su oni donijeli veliki doprinos Bursi što se tiče industrije, zanata i svih ostalih oblasti. Danas je zaista značajni datum, 11. septembar, koji je dan oslobođenja Burse od vremena.
Samo želim vaše mišljenje. Šta mislite o bursi, o strukturi burse i o danu danas? Pa ja sam ovdje prvi put u bursi i moji utisci su zaista sjajni jer sam pre svega oduševljen atmosferom u ovom udruženju Rumelisijad, jer tu sam upoznao zaista predivne ljude i fascinantno je pre svega njihov međusobni odnos. I to je sigurno razlog da su oni tako uspešni, da tako dobro rade i sarađuju. Ben ilk defa Bursa'da bulunuyorum bugün. Çok güzel bir vesileyle buraya gelmiş bulundum ve Bursa'yı gerçekten çok beğendim. Özellikle Rumelisiyat'ta tanıdığım, mesela onların misafiri olarak burada tanıştığım iş insanlarıyla, insanlarla, sizin bahsettiğiniz Balkan göçmenlerinden çok etkilendim. Aralarındaki sinerji, enerji, işbirliği ve yaptıkları işleri inceleme fırsatım oldu. Onların arasındaki o enerji, aslında sizin bahsettiğiniz o katkının, o başarı, neden kaynaklandığını bana bir kez daha gösterdi. Ja sam došao na poziv gospodina Zarifa Alpa, koji je predsjednik ovog udruženja Rumelisijada, inače je i počasni konzul Republike Srbije. I meni je zaista čast i zadovoljstvo da sam večeras ovde, kada oni imaju ovu značajnu proslavu i sa ovim predivnim ljudima. Ben buraya Rumelisiyat Başkanı Sayın Zarif Alp Bey'in davetlisi olarak geldim. Kendisi aynı zamanda Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğu'nda yürütmektedir. Çok önemli bir iş adamı olduğunu biliyorum. Bu güzel atmosferi sağladığı için, bu güzel insanlarla tanıştırdı ve bu güzel şehirle tanıştırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok güzel iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek çalışmaları bulunuyor. Teşekkür ederim. Hvala vam. Nadam se da ću opet doći i već sam dogovorio sa gradonačelnikom Burse sastanak prvom prilikom kada budem dolazio i zaista ću ovdje uvek dolaziti sa zadovoljstvom. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Bu ilk gelişim ama son gelişim olmayacak diye umut ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bozbey ile de tanıştık ve bazı projeler ve bir sonraki görüşmeleri planladık. Sizin de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu gece Balkan camiasının Bursa'nın özellikle hem doğdukları topraklara hem Bursa'ya hem ülkemize katkı sağlayan başarılı iş adamlarını Rumelisiyat olarak ödüllendiriyorlar. Birlik ve beraberliklerini daha da pekiştiriyorlar. Misafirimiz konuğumuz olarak ve tabii ki yayın sahibi olarak neler söylersiniz? Öncelikle kıymetli başkanım Zarif Alp Bey'e teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için. Rumelisiyat'ın yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Gerçekten Bursa'mızda ve bütün özellikle Batı Anadolu'da İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya bu bölgede yaşayan Rumeli kökenli tüm insanları bir araya getiren çok güzel bir oluşumun içindeler. Bugün de bunun çok güzel bir yansımasını görüyoruz. Her marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla en azından bu konuda öne çıkmış bazı isimlerin bu gece ödüllendirilecek olması özellikle gençleri önümüzdeki dönem için motive edecektir. Bu anlamda bu tip organizasyonların sadece bir araya gelme ve bir sıradan ödül töreni olmaktan ziyade gençlerimizi önümüzdeki dönemlere yönelik daha motive çalışmaları, daha etkin çalışmaları, ülkeye daha çok katma değer kazandırmaları konusunda büyük bir katkı vereceğini düşünüyorum. Bu anlamda bu tip organizasyonlar gerçekten önemsenmesi gereken çalışmalar ve tekrar ben Zarif Bey'i ve Rumelisiyat Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Etkinliğimize sunumlarıyla değer katan aynı zamanda derneğimiz üyesi olarak Sayın Gülşah Cebeli Önce hanımefendiyi etkinliğimiz sunumu yapmak üzere alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Sayın Sırbistan Büyükelçisi Asa Jovanović, Sayın AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Geçmiş Dönem Milletvekili Sayın Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, MHP İl Başkanı Sayın Muhammed Tekin, Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın, Bulgaristan Bursa Konsolosu Sayın Momci Rusinov, Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Sayın Musaffer Çilek, derneklerimizin ve STK'larımızın değerli başkanları,
çok değerli sanayiciler, Rumeli Siyat ailesinin kıymetli üyeleri, çok kıymetli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 99. Rumeli Siyat buluşmasına saygılarımla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Sayın İdris Fazlioski ve Kosova Bursa Fahri Konsolosu Sayın Fahrettin Gülener de gecemizde misafirimizler, kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim çocukluğumun peynirci babasıydı Sadık Yılmaz efendim. Daha önceki görevli yıllarımda Bursa Bakkallar Odası'nda görev yaptığım dönemlerde sık sık giderdim. Bizler aslında onu Sütaş diye biliyoruz ama gerçeğinde süt anonim şirketi olarak bilinen ve yine yanımızda Muharrem Yılmaz var efendim. Rumeli Siyat'ın gurur tablosunda ve Bursa'nın kurtuluşunun çok önemli bir gününde bir kez daha gurur duyduğumuz, kaybettiklerimizi yad ettiğimiz güzel bir gece, siz neler söylersiniz? Evet, Bursa'nın kurtuluş gününe isabet etti bu akşam. Ne güzel. Bizlerin Rumeli'den, Balkanlar'dan ülkeye dönebilmemiz için kapıların açıldığı, kurtuluşun gerçekleştiği bir gecede beraber olduk. Tüm Rumeli Siyat üyeleriyle bu akşam. Tabii Rumeli Siyat'ın bu akşam bu toplantıyı düzenlemiş olması ayrı bir anlam ifade ediyordu. En büyük Rumelili Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu gece bu vesileyle andık. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bizim bu vatana geri dönüşümüz için gerekli ortamı sağlayan tüm geçmişlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bu gece ayrıca Rumeli Siyat güzel bir törenle Rumeli camiasından, Rumeliler camiasından ülkeye gerçekleştirilmiş hizmetleri hatırladı. Ve bazı simge isimlere de ödüller takdim etti. Anlamlı bir törendi. Çok değerli iş insanları, ülkemize hakikaten çok değerli hizmetler yapmış iş insanları ödül aldılar bu akşam. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Naçizane bana da ödül takdir edildiği için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ben de çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akgül ödülü alıyor. Akgül'lerinin ödülleriyle birlikte toplu bir fotoğraf. Bir kez düzenlenen bir ödül töreni.